Şirket öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bakiyarlık da budur. Tevbe 111 suresi. Değerli basın mensupları, kıymetli Mescid-i Aksa murabitleri. Bugün dünyanın dört bir yanında azizleri, ümmetin azizleri Cuma tufanı adıyla Filistin'e destek gösterileri gerçekleştirmektedirler. Bizler de bu amaç ve gaye için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 1917'de başlayan İngiliz işgaliyle birlikte Siyonist terör örgütleri tarafından Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen sistematik terör saldırıları ve katliamları devam etmektedir. Terör rejimi son günlerde Filistin kardeşlerimize yönelik soykırım uygulamaktadır. Abluka altındaki Gazze'de 2,5 milyonu aşkın kardeşimiz dünyanın en büyük açık hava hapishanesine alınmış durumdadır. Filistin halkı ise soykırım ve işgal karşısında mukavemet göstermekte, Mescid-i Aksa'yı kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetinin izzet ve şerefini korumaktadır. Tüm işgal güçlerinin saldırılarına karşı büyük bir direniş gösteren ve direniş cephesini büyüten Aziz Aksa Tufanı mücahitlerimiz, Aziz Aksa Tufanı mücahitlerini selamlıyoruz. Değerli kardeşlerim, ABD ve batılı ülkeler bir bütün olarak Siyonist rejime tam destek vermekteler. Sessizlik içerisinde ya da katliamdan başka bir şey bilmeyen Siyonist rejime sözde itidal çağrısı yapmakla meşgul oluyorlar. Basit tavrı bir utanç sebebidir. Siyonist işgal rejimi bütün bir İslam ümmetini ve mukaddes değerlerine savaş açmış durumdadır. Siyonist rejim ve destekçileridir. Siyonist işgal yalnızca Filistin için değil, başta bölgemiz olmak üzere tüm dünya barışı için çok ciddi bir tehdittir. O halde bu tehdide karşı hepimiz aynı yerde buluşup ortak bir tavır takınmak zorundayız, durumundayız. Kudüs davası, Mescid-i Aksa davası bütünüyle İslam ümmetini ilgilendiren bir davadır. Mescid-i Aksa hepimizin ilk kıblesidir. Ve orada zulüm gören Filistinliler de hepimizin kardeşleridir. Onlar bizim adımıza orada bir mücadele, bir savaş, bir direniş ortaya koymaya çalışıyorlar. Ümmetin kurumları, hükümetleri, partileri, sivil güçleri, teşkilatları, şahsiyetleri, temel insan hakları, ekonomi, siyasal, sosyal, askeri ve manevi yönleriyle Müslüman kardeşlerin yanında yer almalıdırlar. İslam ümmeti, Filistinli kardeşlerini aç, susuz ve ilaçsız bırakmamalıdır. İşgalci çeteyi gelinen aşamada katliamcı ve işgalci uygulama politikalarından vazgeçmesi, Gazze'ye uyguladığı ambargoyu kaldırması ve yeni bir katliama girişmemesi konusunda uyarıyoruz. ÖDAPAR olarak bir kez daha en yüksek sesle haykırıyoruz ve diyoruz ki canımızla, kanımızla, malımızla ve evlad ve iyalimizle ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın ve direnişin yanındayız. Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden her meşru eylemin yanındayız ve destekçisiyiz. Bu yolda üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.